Bugün 6 Eylül 2014. Torbalı Murat Bey Mahallesi Girne Kahvesi'ndeyiz. İsminiz ne? İsmim Cafer abi. Kaç doğumlusunuz? 1934. Nerede doğumlusunuz? Şeker Nartelem, nüfusa Köprülü diye yazar ama Köprülü yaz, Köprülü layık. Evet. Asıl Mehmet, doğum yeri Beyşeli Köyü. Bugünkü Makedonya'nın Köprülü ilinin Veyselli köyünden. Peki, baba adınız ne? Baba Salih. Salih. Bu Veyselli'yi bir anlatır mısınız bildiğiniz kadarıyla? Veyselli'nin nasıl bir köyü? Veyselli'de 1913'lerde Osmanlı İmparatorluğu bozulunca çoku Türkiye'ye göç etmiş. Mesela 200 tane köyde kalmış, 10 tane, 12 tane bir şey. Sizin bu Veyselli köyünüz kaç haneydi? Benim yetiştiğim 10-12 tane, 12 tane haneydi. Köyün tamamı Türk müydü? Tamamı Türk. Orada babanız ne iş yapıyordu? Leşmerlik. Yani leşmerlik dediğin yani? Çiftçi. Çiftçi. Mesela pamuk yetiştiriyor muydu? Pamuk, afyon, susam, ipek böceği, en nakakta gelirsem. Hayvancılık var mıydı? Hayvancılık. O zaman siz Alman işgalini de gördünüz. Alman işgalini de gördünüz orada. Alman işgali 1900 son arttı Alman abi. Alman abini de biliyorsunuz yani. Biliyorum. Peki siz buraya daha sonra Türkiye'ye göçmen olarak geldiniz. Evet. Nasıl öğrendiniz geleceğinizi? Neden geldiniz? Veyahut da rahatsızlık neydi? Şimdi rahatsızlık Alman abinden sonra Tito mücadele verip Atatürk gibi mücadele verip orasını bağımsızlığına kavuşturdu. Orada hükümet kurdu. Ama Rus yanlısıydı. Evet. Rus yanlısı olduğu için Türkiye'den geçim kaynağı da hayvancılık çoğunlukta. Hı. Hayvanları, keçileri, koyunları aldılar. El mi koydu devlet? He? Devlet el mi koydu? El koydu. Şekil el koydu. Hükümet borçlanmış Ruslara. Et ödemek zorunda kalıyor. Bütün milletin sır hayvanını, küçük baş hayvanını hepsi almak zorunda kaldı. Keçin sadece Türklerin mi aldı yoksa herkesin mi aldı? Hristiyanların da aldı. Hepsi. Sadece Türklerin değil tabi. Evet. Keçileri bile yasaklamış hem değil mi? He? Keçileri de yasaklamış. Keçileri yasakladı. Evet. Ormanlara zararlı diye ormanlar hocam. Diye. Evet. Ama sonra ondan sonra komünist bir şeydi ya, Türkiye'den arası açtı dedi. Arası oranı. Evet. Türkiye Amerika yanlısı, ondan Rus yanlısı. Mesela sizi köyde baskı var mıydı asker gelip mesela? Yok. Mesela cami var mıydı köyde? Vardı. Mesela camiye gitmeyi yasaklıyor muydu? Camiye gitmeyi yasaklamıyordu da bizim köyümüzde cami dinle ilgisi bir kimse yoktu. Köyün hepsi cahildi. Okul var mıydı? Okul yoktu. Okul yazar bilen yoktu hiç. Ufak köy zaten hocam ne oluyor? Ufak köy. Köyde okul yazar olmadığı için beni büyük birader evli askere gitti. Mektubu yazacak, okuyacak kimse yok. Bir tane başka bir gavurdan kurtuldu. Gavurdan yazdıydı. O kadar çayın. Peki, oradan kaç yılında Türkiye'ye geldiniz siz? 1958'de geldik. Buraya geleceğinizi nasıl öğrendiniz? Buraya gelsin bir şey bilmedik. Çekin benim küçüğüm birader, Nişatlı Selmaz abim. Oradan bazı başkaların nedeni ya ki milletin birliği karşısında üniversiteye kaçtılar. Kaçarlar böyle. Nasıl çıkartılıyor ben? Türkiye kaçar ya, Türkiye kaçar ya, Türkiye kaçarlar ya, Türkiye kaçarlar ya. O şekilde. Neden? Kaçma başladılar. Bazı sivil ortadan çeşit mi görürlerdi ya? Yani ben de çürük mü bilmiyorum şeylerini. O yüzden başladılar kaçma. Sonrası ondan önce de Ondan sonra da başladı Türkiye ile oranın arası düzeldi. Başladılar hükümetler birbirine gelip gitme başladılar. Evet. Mesela Menderes geldi orayı. Menderes diyebilirim. Peki siz bunlardan haberiniz oluyor muydu? Olmaz mı? Bizim şehirde geçerdi, yolda geçerdi, tren yoluna geçerdi. Karşımızda böyle haberimiz olurdu. Gazete yayınlar hepsi Türkçesi olsun şeye çıkıyordu böyle.
Gazete, Türkçe gazete çıkıyor mudur? Çıkıyordu. Evet. Ondan sonra ne bileyim, birader Abdullah Ebrem Hocam, Anlar abimden sonra 47 yıllarına falan Türkiye'ye kaçtı. 3 sene 47, 50'de geri döndü. Tam 47'de kaçtı, 50'de Türkiye'den geri döndü. Türkiye'de ilk tren Bursa'ya gelir. İlk trenden o da birinci geliyor. Peki nasıl öğrendiniz yani buraya geleceğinizi? Hazırlık ne yaptınız? Teşekkür başladı. Turist gelme başladı daha buraya. Sefet kaldı. Türkiye'den başladı. Ne kadar akrabaları var. Önceden gelmiş. Akrabaları, dayan, akrabaları var. Nerede var? Benim dayım var. İstanbul'da, Beygar orada. Oraya geldik. Evet. Onlar istek yaptı değil mi Cafer abi? İstek yaptı onlar. İstek sonra. Teşekkür Turist geldik. Evet. Onlar hocam bilsin diye. Geldi işte. Ondan sonra daha ileri gelenlerimiz aşağı göç etmeden yani. Bizim millet, Türk milleti de yani nerede varsa koyun çürükü gibidir. Yok Ahmet Ağa gitti. Ben kaldım. Ben de gideyim. Mehmet Ağa gitti. Ben de gideyim. O şekilde. Boşaldık. Sincirlebe söz çözüldük. Buraya geldik. Halbuki Tito geldi. Kaza kaza geldi. Böyle naye naye geldi. Dik beyim, iki gidersin. Biz savaştık, hep birlikte. İşte sonra tam yaşayacağım olsun, iki gidersin diye. Tito kapı geldi böyle şöyle ama bizim millet dedi, koyun çürüsü gibi bir tane ağır böyle gezdi, hepsini. Peki, pasaport mu çıkardınız, ne yaptınız size? Gelmek için diyor. Gelmek için. Mesela mallarınızı, mülklerinizi... Gelmek için, buradan tabii, burada bir şey istedik. İstek. İstek yapmadı akrabalardan. Oradan siz orada pasaport çıkardınız. Oradan işte hatta hemen hoparlık bir ama biz aşağı bir şey ikisi de o işlekle beraber evrakı düzenleyip pasaport işte onu pasaport diyorum. Çıkardık. Sonra biz oradan bir mücadele göçmen değiliz. Ne bu bir şey değil. Kendi işlerini de geldim. Serbest göçmen. Serbest göçmen. Bir toplu iğne bile yardım anlar Türkiye'den. Peki oradaki malınızı mülkünüzü sattınız mı? İşte oradan malı mülkümüz. Hepimizin malı mülkü var tabii. Daha 600-700 senelik oran yerleşmiş yerimiz var. Orada da ilk bir seneye kadar malı sattım, satamadığını tapın alıp gelirdin burayı. Ondan sonrası yasa çıkardı. Madak gitmek istersen Posta da kasası vereceğim şuraya koyayım. Evet. Gitmek istersen, illa gitmek istersen malını satmasan da sattım, paramı aldım diye imza atıp da yani herhangi ileride bir hak talep etmesin diye. Evet. Yani tek talep etmesin diye bu şekilde çıkardı. O şekilde birçok bizim mallarımız hep orada böyle kaldı. Peki köyden oradan ayrılışınız neyle ayrıldınız? Nasıl? Köyden orada Veyselli'den nasıl ayrıldınız? Neyle geldin diyor yani. Nasar'a kadar dolduk kamyon aşağıya getirdik tren istasyonuna. O da treni yükledik. Eşyanızı getirdiniz. Eşyamız. Kendi ev eşyamızdı işte. Başka bir şeydi. Treni yüklediniz. Treni yükledik. Trende aynı yük treninden yahut gelenler de yani canlı hayvan getirenler hani yük treninden geldiler. Biz canlı hayvan getirdiğimiz için eşyayı gönderdik yük treninden. Kendimiz doğru İstanbul'a şimdi, mı geldiniz siz? Doğru İstanbul'a geldiniz. Öyle, hani. Doğru İstanbul'a, aynı. İstanbul'a geldiniz. Biz aynen. İstanbul'da ne kadar kaldınız? İstanbul'da maceranada bizi çıkamadı. İki Heybeli adaylarım var. Bizi aldılar bir ay adada baktılar ettiler. Nerede? Heybeli adada. Ondan sonra bize kiralık ev buldular. Kiralık evde şöyle yaşamımızda da kaçtık vagonlarda. Ne kadar kaldınız İstanbul'da? Bir ay mı kaldınız? Yok, İstanbul'da ben... Uçak kaldı galiba. 3-4 sene kaldım. Biz 2 ay kalmıştık. Peki Türkiye'ye giriş yaptığınız tarihi hatırlıyor musunuz? Türkiye'ye giriş tarihi 1958, Mart ayında. Mart ayında geldiniz, evet. İstanbul'da kaldınız. Peki geçiminizi neyle sağlıyordunuz? Geçimini işte, fabrikada var, çalıştık. İstanbul'da. Kaç kişiydiniz peki? Yani hane halkı kaç kişi çıktınız oradan? Vallahi bizim hanede iki annem, kız kardeşim, birader ben 4 kişi geldik.
Hepimiz bekar olarak. Ayrı ayrı gelindi değil mi? Ama, ayrı 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 ama Cafer abi kayıtlarda siz 8 kişi görünüyorsunuz. Tamam 8 kişi. Hı. Sonra gelenler ayrı, ayrı gelenler oldu. Yani gelenler biraderler falan mıdır? Gelenler birader var. Bir birader önce geldi. Bir en sonunda 59'da en büyük birader. En sonunda ayrı geldi. Ayrı hocam anlıyorsun ya yani, tarihler tamam. Değişiyor. Anladım. Peki İstanbul'dan sonra Torbalı'ya nasıl geldiniz? Nereden buldunuz ya? Torbalı nasıl geldi? Yani aile... Şeket Torbalı'ya nasıl gelmemiz? Torbalı'da dedi ki benim önceki bir birader önceki yerine tabii memlekette de çiftçi işi yaptığımız için Torbalı İstanbul'da duramayan, çalışamayan işte, fabrika işi bir insanla yani böyle kırsal yere geldi, çiftçi tarım yerine geldiler. Bu da akrabalar vardı, köylüler vardı. O yüzden... Yani sizden önce gelen akrabaların... Bizden önce gelenler. Peki buraya geldiğinizde, yani İstanbul'dan buraya neyle geldiniz? Otobüsle mi, trenle mi? Otobüse geldik. Eşyayı? Eşya trenle geldi. Trenle geldiniz. İstasyona getirdiniz. Peki, siz buraya geldiğinizde burası nasıl bir yerdi? Torbalı nasıl bir yerdi? İşte buraya geldiğinizde tren yolunu, şey vardı, bu trenin kenarları... Keşiklik, şöğüt avuçları vardı. Tren yoldan dışarı bastım ve bış diye su pışkırıyordu. Batakı kıdı. Buralar böyle aşağı doğru. Yani şu mahallenin olduğu yoktu, yer o zaman. Yoktu batakı, zaten. Tamam batakı kıdı böyle. Bu mahalle yoktu sen. Yokudu. Ha, batakı kıdı. Yoktu. Peki geldiğinizde size devlet herhangi bir yer, tarla, para, şunu bunu? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hatta Bekir nerede? Bekir daha iyi biliyor. Bekir karşısında. Şeker. Buranın yerlileri, biz başladık burada Ayvan Damlanı'na, kiradan birada durma oturma şeyinden. Gerçekten oturmak burada, İstanbul'da ben şeyden sonra 61'den oturdum. Ama misafir geldim buraya, biz Ayvan Damlanı'nda otururlardı böyle. Amele giderler. Amele giderken, hatta burada Nazmi bir rahmetle çiftçilik yapardı. Nazmi? Tümer. Abi Tümer. Evet. Zengin ağalarımız, dükkanlar var. O büyük çiftçilerdendi o. 3 kişi, 5 kişi amele götürüyordu. Pamuk çapasına. Götürmüş, ben yokuz da ya İstanbul'daydım, götürmüş. Sonra bizimkiler, bizde memleketten 3-5 götürse, herkes, sanki nasıl kütlersinlikin, karı çök hep çalışır. Evet. 5 yaşında çocuk, çocuk bakar, geri kalan hepsi çıkartmak gerek, hepsi çalışır. Evet. O zaman kapalı açık bırakıp girerdik. Hırsızlık yokudu. Vay, kapalı açık bırakıp girerdik. Şimdi buraya geldiğiniz tarlalara çalışıyorsunuz. Amel olarak çalışıyorsunuz. Amel olarak çalışıyoruz. Peki bu burada evleri nasıl kurdunuz yani? Onu direkt bir şey kurdunuz. Onu anlatıyorum. Şilik'in evlerini. Dedi ki Nazlı Bey rağmen çiftçilerken bizim memleketten 105 bin getirenler, parası olanlar. Buradan başlamış bu mahalleden arsa aldı. Her şey alman başlamışlar. Peki İlk bu mahalledeki... Vermek istememişler hatta. Buralar kimindi? Mahallede da büyüktü. Tabii ki ağlarına beylerinin. Evet. Peki gelse sen daha iyi biliyorsun o buranın şeylerini. İsim evet. Yani ben orada yoktum. Murat Yok, Bey isimli biri varmış galiba. Evet. Sonra... Yaşayana soruyor. Yaşıyor. Murat Bey. Yaşamışsın. Daha yani buradan arsa almaya başladınız. Arsa almaya başlamıştım orada. Evet. Hatta bizim Nazlı Bey, hatta bizimle birkaç askerimiz bile. Ana siktimin manşileri, ben ikimiz görmeye çalıştım. Tuğla'nın ev yaparlar diye söveremiş. Bana bir küfür etme ve alıyor kayda. Evet, evet. Bu şekilde. Evet. Peki siz ev... İkimiz görmeye çalıştı. Tuğla'nın ev yapar. Tuğla'nın ev yoktu bu. Hep çiftlerin önüne kerkişlerin. Geldiğinizde bizimki burada... tuğla yapınca bir küfederler demiş böyle. Peki evlerinizi kendiniz mi yaptınız? Kendimiz. Buraya aldı işte Cafer abi burası. Usta. Anladık ustalık. Usta Mehmet'te gel ustalar var. Ya kapı ben içeri oradan buradan işte. Bir de üstlerine çalışanlar. İyi kötü. Gece kondu işte bir filancılar değil. Peki. Kaç metrekare arsaların içine evler yaptınız? 300 metre, 500 metre, o civarında arsalar. Arsalar, evlerinizi kendiniz yaptınız. Kendiniz. O zaman bu gelenlerin içinde yapı ustaları da vardı demek ki. Tabii usta da var. O da yerlisi de olsa, biz de şada gelin olsa hep onlarla beraber aşağıdır. Peki, buraya geldiğinizde
buranın yerli halkı size nasıl baktı? Şimdi Zekin çok daha iyi ben. Tren yolunda giderken böyle Şabi böyle torbalı biri daha yaşa girse selam aleyküm demiş. Hop demiş. Fekim hoşu ben selam verirsin. Bahçı duvarlar. Babanın. Olmasına. Ya selam verdim. Kim, sen kim hoşu ben selam verirsin? Yani tepeden bakılıyor. Ha, tepeden bakılıyor. Yani hakir görülüyor. Hakir. Ne bileyim. Pis titolar diyor. Başka bir lakabımız olur. Pis titolar. Pis titolar. En aşağı pis titolar. Pis titolar. Burası da o zaman Tito Mahallesi. Burası da öyle işte. Burası da Tito Mahallesi. Titolar, Tito Mahallesi. Orada bir Tito Mahallesi. Daha ben de öyle doğru resmi. Peki Cafer Agam. Şimdi siz buraya geldiniz. Muhakkak içinizde sizin çocuklarınızın veyahut da akrabaların içinde ama erkek olarak yetişkin ama kız olarak yetişkinler vardı. Yerli halkla kız alışverişi ne zaman sonra başladı? Yerli halk mesela tabii, 58'de geldiniz. Bu ne zaman başladı? Daha 55'lerde geldi. Ben 58'de geldim. Yani çok daha geldim. Önce gelen var hocam. 54-55'lerde gelenler oldu. Ondan sonra anladım. Geldim. Mesela akrabalık bağları, hısımlık bağları var mıdır kurulmada? Şimdi tabii ki burada yeşile gelmiş akrabaları var. Hayır yani. Şimdi siz bakın göçmenler birbirlerinden kız alışverişi daha kolaydır. Yaparlar da. Ama yerli yani yerlilerden kız alışverişi ne zaman başladı? Yerlerde kız alışverişi başlamıştı. Tabii kızlarımız karmışız hepsi. Başına giderler, talya, takka, şey giderler. Ondan sonra yerli bizim kızlara göç kuma başlayınca ama zorla ama gönülle kalıp o şekilde başlarlar olmuyor. Kaç sene sonra? Yani bu bir uyumdur yani. Uyum işte. 200 sene geçti. 200 sene geçti tabii. 100 sene, 10 sene var ya. 200 sene geçti aralar. Bize durumumuz da düzeldi o zaman biraz değil mi? Göçmenlere bak. Peki, yerlilerden kız alışınız kaç sene sonra başladı? Valla yerlerde kız alışı tabii onlar sonra sonra anlandı. Onlar bizim dürüst insan olduğumuzu, ırsız ırsız olmadığımızı başladılar. Onlar başladılar yanaşma bize. Mesela yanaşma dediniz. Nasıl yanaşıyordunuz? Muhabbet. Mesela siz buradan Tepeköy'deki Erzurum'da kahveye gidip oturabiliyor muydunuz? Oturuyorduk ama gene kahvelerimiz ayrıydı. Böyle şey bakalım. Mesela şimdi şurada tek o ailenin kahve. Orada küçük kahve, ailenin kahve diye millet ekser oraya otururlardı. Yani göçmenler orada. Göçmenler orada. Belediye de. Ailenin iş aramaya gidiyor hocam. Başka orada iş aramaya diye çıkardık. Böyle kahveye keyif içi oturma diye. Keyifli kahve yok. İş arama, iş kahvesi. Bir de çirkin yolayların şey vardı bir işte damlar yıkıyor. Orada bir yıkık gibi bir kahve vardı. Bir iki yere giderler. Tatlı bir patlarım. O da yarın işi, iş bulmak için. Yarın işe gitmek için bir iş yapmak, bakmak için daha da. Yoksa kahve oturup da kahve çıkmak için değil böyle. Olur bu şekilde. Tabii kolay olmadı bu. İnsanın kendi malını bırakıp da el işle çalışmak. Bizim memlekette el işle çalışması yokudu. Sadece kendi işimizde. Memleketinizde kaç dönüm toprağınız vardı? Nasıl? Orada kaç dönüm toprağınız vardı? Valla şeyken bizim bir kere dediğime göre çünkü ben ilkokulu, ortaokulu kadar gittim. Köyde okula gidenler çok azdı. Oradan başlayacağım ya. Şeylerden sonra 200-300 dönüm yerimiz bizim vardı. Bizim yani, yok çok iyi diyeyim yani. Durumunuz iyiydi. İyiydi. Peki buraya geldim. Burada ne kadar toprağınız oldu? Ne kadar mı oldu? Hiç oldu. Sıfırdan sıfır. Nasıl sıfırdan sıfır? Hiç. Orada malı mülkü bırakıyor, satamıyor ki. Bir şey getirmez. Anladım. Para getirmeyin diye. Peki mahalle ne zaman oluşmaya başladı yani? Evler, şunlar, bunlar falan. Mahalle daha 55 yılında başladı. 60'tan sonra ya. 60'tan sonra. 1955'te. 55'te mahalle oluşmaya başladı. Peki, yerlilerle sizin aranızda hiç kavga oldu mu? Kavga. Oluyor mudur? Kişisel böyle kavga yok hocam. Oldu, oldu. Evet. Kavga kişisel oldu. Kavgalar. Oldu. Evet. Mesela neden oluyordu kavgalar? Ya dedik ya, pis tito. Amına kolum aciri. Küçük keçe bir şey ya. En şey kelime de acil bir pis tito, amına kolum aciri. Sen çağırdın mı geldin bana? Davet mi ettin sen bana? Bana böyle şeyler de. Yani uyum süreci? Uyum süreci 8-10 sene sürdü. 8-10 sene sürdü.
Peki mesela oranın havasıyla, doğal yapısıyla veyahut da oranın iklim şartlarıyla, buranın iklim şartları farklı. Mesela burada iklimden dolayı rahatsızlık oldu mu? Çok hastalandık. Mesela ne gibi hastalıklar oldu? Ne bileyim, her türlü hastalık kazdı. Ne bileyim, bir şey ağızdan burnundan yaralı peyde oldu. Ne bileyim, bir hastalık kaybede oldu. Paran yok, doktor gidemezsin, sigorta yok, bir şey edersin. Doktor da sadece bir rahmetli bir Turgut Bey vardı. Turgut Anıl. Ha. Turgut Anıl. Eski görüşmeler. Fakirlerin babasıydı, Allah cennet yatırsın. O fakir babasıydı, zaten o da bizim hemşerimizdi. Evet. Ha, oradan geldiği için. Oradan gelmedi. İşte bizim başkanlarla çok sever, çok şöyle kendi yakın komşumla konuşmaya çok öğrendik burada. Çok. Peki buraya geldikten sonra burada Kazımpaşa Okulu vardı. Mesela çocuklarınız okulu gönderdiniz mi hemen? Okuşanı gönderdik. Okuttunuz. Gönderdik, okuttuk. Burada ne işler yaptınız? Pamuk mu yaptınız, tütün mü yaptınız? Valla sonra... Mesela tütün orada var mıydı? Vardı. Tütüncülük yapardı. Tütüncülük yapıyordunuz. Buraya geldiniz, yine tütüncülük var. Tütüncülük. Sonra tabii el işinden, mühendisliğin debidilik de bir işler vardır öyle. Erken ne yapalım? 3-5 dönümü Ahmet'e, Mehmet'e tabi kiralla tütün dikerdik. Yani ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayakta kalmaya çalışıyorduk böyle. Mesela? Hem amele giderdik hem tütünümüzü yapardık bu şekilde. Mesela? Almanya da kaldı bayağı. Şimdi? Ha, ha, ona geleceğim yani. Almanya da kaldı. Siz daha sonra yurt dışına işçi olarak gittiniz. Karşıda gittiniz. Peki burada mahallede bakkallar açıldı mı? Kendi bakkallar. Bakkallar. Ben mesela göçmenlerin açtığı bakkal, ilk bakkal ne zaman oldu? Ya da mahallede ilk bakkalı kim açtı? Mahallede ben dışarıda ama mahallede evde Kur'an alıyor. Kur'an tetik dedin mi? Kur'an tetik. Ali tetik. Ali tetik. Benim işte aşağıda bir kenar vardı. O bizim dışarıda o açtı. Mesela kahve nerede açıldı, ilk kahve? Ama kahve ben yurt dışındaydım. Dedim buraya da açmışlar 74-75 yıllarında. Artık onu pek kişi bilemem. Bilmiyorsunuz. Peki mesela bir cenaze oldu. Yerliler sizin cenazeye gider miydi? Veyahut da siz yerlilerin cenazesine gider miydiniz? Valla giderim ama ben o devrede yurt dışında çok okudum. Sonuçta Balkan'ı pek iş yapmıyordu. Şey bilmiyordu. Katılan olurdu bizimkilerde. Tabii ki Ahmet Bey'in cenazesi ölçü. Artık ona bir beni işe göndersin, işe alsın diye umutla bu şeyle giderlerdi, giderdik. Yani bizim sevdiklerin değil yani. Biz cenazelik zorunda kalırdık böyle şeyler yani. Peki, kaç çocuğunuz oldu? Kaç çocuğunuz oldu? Burada mı evlendiniz? Ben İstanbul'da evlendim. İstanbul'da evlendiniz. Peki buradaki, mesela siz buraya geldiniz, düğünleriniz olurdu. Düğünlerinizi nasıl yapardınız geldiğiniz zamanlarda? Düğünlerimiz yine memleket sütüle geriye takılırken hemşerilerdi. Yerlerden katlanır, uçlara katlanır, katlanmazdı. Peki memleketinizde geldiğinizde, giyiminizde, kuşamınızda buraya geldikten sonra değişiklik oldu mu? Şey, tabii ki her görevli şeyi giyim kuşamı ayrı ayrı olur. Uzun süre bizim oranın giyimi kuşamı burada göze batardı. Mesela nasıl olur giyimi kuşamı? Ya, değil mi? Bizim orada beyaz örtüler olurdu. Sonra renkli bir örtüler şey yapardı. Yani göçün asıldı. Orada iki sene göre gördü bazen. Ne ama belli olurdu. Yani bir kişinin gerçekten. burada diyelim ki bir yerde göçmen olduğu giyiminden belli olur mudur? Belli olurdu. Anında. Anında yazardı. Şimdi ama Bekir. Şimdi nasıl hocam, çok yavuk adet doğrular yani bizim sanırım. Şimdi nasıl bir doğulu geçti o kadar bu doğulu anlaşıyor. Aynı o şekilde geçiyor. O da böyle geçti bir şey. Bu başka. Şimdi de bu anlaşıyor. Bu da belli bir ama onlar şey bizi buranın akı geçime başladı. Ona geçecek mi? Geçecek bizi de bizim gibi. Ama tabii 15-20 sene, 30 sene yaşta kaybolduktan sonrası
Değişti. Aynı göreve uymuş olacaklar. Peki Veysel'li köyünüzün elinde eski bir fotoğrafı var mı? Vallahi yok. Mesela bir eskilerden size mesela kalan bir pasaport, o da önemli bir fotoğrafını çekmek için. Pasaportun var mı diyor. Yani o zaman basayım diyor. Pasaport olmaz, pasaport olmaz. Hayır. Anladım. Peki size bugün imkan verseler, işte tekrar Makedonya'nın Köprülü'nün Veysel'li köyüne dönme imkanı verseler. Gider mi? Gider misiniz? Ben genç olsam giderim. Genç olsam o zaman geldiğim yaşta neden? Olsam giderim. Neden? Çünkü oranın temiz havası, her çeşit meyvesi, yemesi, içmesi insanın sağlığına çok faydalı. Peki siz oraya gittiniz mi? Oraya gittiniz mi, geldiniz köye? Nasıl? Geldiniz köye, gittiniz mi bir daha? Gittim, iki defa gittim. Kaç senesi sonra gittiniz? Bir 65'te gittim, bir 75'te gittim. 65'te gittiğinizde köyde ne gibi değişiklik vardı? Şimdi köyde bir bunların babaların dedesinin evini alan bir Hristiyanlardan birisi vardı. Başka kimse yok. Boş yine köy. Boş. Bizim oraya, bizim köyde yok kimse yok. Köy olduğu belli değil şimdi. Tamam mı? Gittim. Tabii oradan Aşer Bekan'dan tabii oranın yeri tabii 500 tane gavur köyü var. Yani gelmişler zaten ben okudum öte. Hepsi Ece Böce tanıyorlar. Ben neresi Cafer gelmiş diye artık beni ne bileyim karısı çocuğu hepsi etrafı toplayıp sallıyor. Ben bundan da evlerine olan dışarıda gittik. Köye kadar gittik böyle. Ama beni ağladık çıkıyor adım atamam. Sonra baktım. Hani dere var böyle, dere işte böyle tepe şeyde böyle. Bir kol köylünün bahçesi vardı orada. Benim okul arkadaşım, Kristian'ın okul arkadaşım. O da o bahçeden ağaçtan kesmiş. Şey, arabayı yüklemek oluyordu. Eve getirecek. En büyük bir şey bakıyormuş. Üzerinde de bir elbise var. Aklı yeşil elbise. Orman elbisesi çaldırıyor. Ormancı elbisesi çaldırıyor böyle. Çünkü ben eve çıkınca oraya biz bir gavur gelecek gibi bir çöp alacak. Yahut gibi hayvan sularak bir dağ geçecek. 500 tane köy, 12 tane köy adım atamazdık. O kadar biz şirket insanı. Yani sokmadık öyle, kendi sınırlarımızı sokmadık onlara. Bir baktım onu böyle kesmiş ağaçlar görünce efendim çıkıyordu böyle. Dedim ki hemen onun dilinden Makedonca, he dedim ne yapmış onu? Baktı. Bir defa baktı bana böyle ormancı elbise sanırım. Korktu sen. Elinden baltası düştü yere. Peki Ormancı'nası çok orada kötü. Anladım. Sonra indim yanına. Tabi sınıf arkadaşım. Sen diyorum pilavdan falan kişinin oğlu şey, değil misin? Oğlu değil misin diyorum. Ama efendim nereden bilirsin beni diyor. Göreceksin ki arkamı dönüyorum. Yazacağım ondan yazıyorum. Karıştırıyorum. Sırpçeden Türkçeyi karıştırıyorum. Yani rapor tutacağım göre. Şaka yapıyorsunuz. Ormancıyım göre. Dediğim böyle soruyorum. Sen falan işledi, sen neyipsen? Şey. Ama ne demişsin bir beyefendi diyor. Beni nerede bilirsin diyor. Arif'in evi alanlarında konuştu. O da diyor, bu köyde sen kimse tanımamışsın dedi. O odun yapanı. Tanırım dedi. Kimi tanırsın dedi. En son dedi, bu da Ali gitti dedi. Ali'nin kardeşi var, Cafer dedi. Onunla beraber okuduk dedi. Seni söyledi. Çünkü bana Ali söylüyor ama bunların evini alan gavur da dedi ki, şimdi görsen sen Cafer'i de tanır mısın dedi. Tanırım ya dedi. Tanırsın kral tevhidsin dedi. Tanırsın salat algı dedi. Şey dedi. İşte Cafer karşısına geldi. Aman Cafer be. Salatı böyle. Başladı ağlama. Ama eller etkiliyor. Peki, 75'te gittiğinizde köyün durumu nasıldı? Gence gibi. Bir cami kalmıştı. Onu da yıkmışlar.
Şu anda köyün olduğu yer düz mü? Tamam mı? İnsan yaşadığı bile bile değil. Etraf orman salmış. Yani köyün içine mi orman çıkmış? Orman çıkmış etraf orman. Bakılmıyor. Şey yok yani. Peki etrafınızda başka köyler var mıydı? Var ama böyle burada 3 kilometre, 5 kilometre arayla böyle yan yana vardı köyler. Mesela Ormanlı neresi? Ormanlı. Vakıfköy. Vakıfköy. Bir yer hatırlıyorum da öyle. Terzili. Terzili yakınım. Terzili mesela benim yengem bile Terzili köyünden. Yakınım. Durlobos. Durlobos o da şey Bulgar Kıçı'nın var. Çepelli. Çepelli o da bizim her gün dayılarım, akrabalarım hep oradan. Hayranlı. O da bizim. Bizim köy hocam. Babamın köyü. Bunların köyü. Şimdi seni konuşacağım Muhtar. Yok ben ama bilmiyorum. Patrova. Ben bilmiyorum. Gabrova. Aynen şöyle. Fazla bilgim. Gabrova. Gabrova. Yakın mı buralar? Yakın. Gabrova büyük yer abi. Gabrova'sı mı olsun? Çok büyük değil mi? Kazandol. Kazandol. Kim var burada? Sen bak köşede oturan şey de orada. Da onların köyde Kazandol. Baraklı. Baraklı da orman köyü onlar hep. Kızıldoğa. O da yayla köy ama o da orman yok. Kızıldoğan muhtarın dedim ya hocam. Kızıldoğan işte bunun babası. Kızıldoğan aynı şey. Aynı isim. Kozlu Bekir. Ondan daha uzak bize. Daha şöyle uzaklara kalıyor. Develi. Yevgeli. 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 Bizim kasıb orası. İzleş. O da tabii. İzleş tabii. Cumabaz. Cumabaz'ı. Cuma bazı diye. Öyle yazmış. Onlar yakın köyler miydi? Yakın tabii. Bir güne gizli gidip gelebiliyor bir yerden. Patrova. Labrova. Bakrova. Onlar şeyde... O bir Tümce bile sen kalırsın. Aynen. Labrova bizim köy ya. Labrova. Peki. Şu anda etrafınızdaki köylerde yani hep Türk köyü mü vardı? Bursa'daki hep Türk bunlar. Sen Bursa'da okuduğun köyler Türk köyü. Peki şey var mıdır? Hristiyan köyleri var mıdır mesela? Hristiyan köyleri var. Onlarla ilişkileriniz nasıldı? Onda ilişkileriniz çok iyi. Evet. Yani ben kimsenin malı mesela bir çifte gittim. O köyde yaşayana bırakıp kimse bir çöpünü alıp karşısında cevap veriyor. Herkes işe başladığında kadın erkek olsun. Herkes selamlaşıyor. Kız alışverişi yok mu? He? Kız alışverişi yok mu hiç? Kız alışverişi yok. Tabii onun Hristiyanlarla yok. Kız alışverişi yok. Peki şunu soracağım ben size. Mesela oradan buraya gelen oldu mu? Yani siz buradan gittiniz. Yani oradakilerden sizi merak edip hala oldu. Oldu. Hristiyanlardan oldu. Gelen oldu. Size ziyarete buraya. Geldi. Hatta burada Cetakay bile geldi. Bir şey demedi. O da, hatta bizim o buraya gelen nüfus memurumuzdu. Nikah memurumuz, nüfus memurumuzdu. Geldi burada. Bir ay falan kaldı burada. Şöyle. Hepimiz de adını soyadı köylü. Ece böyle hepsi ezbere biliyordu. Böyle. O geldi buraya. İstanbul'da geldiler. Çok defa böyle geldi, çok iyi hata geldiler. Peki, şimdi buradakiler, şimdi burada direkt, bu benim elindeki liste direkt vatandaşlığı yani işlemleri burada yapılanlar. Bir de peyderpey gelenler var. Mesela Pınarhisar'a gelmişler kimileri, Tekirdağ'a gelmişler, Söke'ye gelmişler. Oradan daha sonra onun akrabalarla buraya toplanmışlar galiba. Yok toplama değil. Kimin nerede kanı döndüyse, evet. Sonra akaba çare etmedi oldu. Kimin nerede kanı döndüyse, iş bulduysa oraları yerleşti. Mesela benim bak, Manisa'da ablam var. Evet. Benim annem İstanbul'da gene ablam var. Bursa'da da var. Kimin kanı nerede döndüyse oraya yerleşti kanka. Peki orada, mesela köydeyken içki tüketimi var mıdır? İçki tüketimi. Yani içilir midir? Bol içilir midir? İçki içilirdi. İçilirdi ama kimse de sarfa deyip de kimse de bir zarar görmezdi.
böyle değil. Bizim bağcılık şeyimiz çok yüksekti. Mesela bu Bekir'le babaların dedelerinden. Ben ortaokula giderdim Vallandoğu'ya. Ben en dinlenik kim dinlenik dedi ben bütün gece rakkan ederdim. Rakkan ederdim. Hmm. Böyle. Yani kendi içkinizi kendiniz yapıyordunuz. Kendiniz yapıyordunuz. Ama bunu kendi içmekte değil. Üzümünü harcayamazsın. Bunu değerlendirmek için. Daha köylerinden düğün yapanları Hristiyan köyleri gelirler bize rakı alırlardı böyle. Mesela ona satmak için. Düğünleriniz nasıl olurdu orada? Davul çalınırdı mesela. Düğünlerimiz aynı burası gibi bayrağınla, oran bayrağınla takı alıp o köyden köy düğününe davulla giderdik böyle şeyler. Evet. Aynı Hristiyanlara katılanlar çok olurdu. Gelin alacağın. Aynı hiçbir şey yoktu. Peki mesela orada yapılan da yapılıp da burada yapılmayan yemek var mı? Ya da sadece sizin yani göçmenlere mahsus yemek var mı? Vallahi şimdi orada yapılıp da biz orada bizim orada köy yeri dedik marul yokudu. Ispanak dahi yokudu. Karnabahar var mı? Zeytin yokudu. Orada zeytin olmaz, icat değildi. Daha ne desem ki böyle mesela o kadar rakı bezelledi. Bezelli çok ekerdik. Ne tazesini toprak yerdik. Ama kurucunu yemek yapmadık. Niye ekiyordunuz bunu? Affedersin hayvanlara yem kırdırıyorduk. Yani arakayı siz hayvan yemi olarak hayvan kullanıyordunuz. Hayvan yemi kırdırıyorduk. Hayvan yemi bıçak gibi bir şey var. Mahsur da var. Onlar yetmezler. Onlar hayvan kırdırıp onlar hayvan yemi çok kullanıyorduk. Peki. Belirce gibi şey yekerdik, yemezdik. Peki mesela sizin yaptığınız mesela size has yemek var mı burada? Yerlilerin yapmadığı sizin yaptığınız has yemek var mı? Veyahut da bir börek veyahut da bir tatlı. Valla senin Türkiye'nin nereye baştan Türkiye'nin yemeği aşağı kadar hepsi birbirine aynı tutar. Ama böreldi, çöreldi, şaka aynı. Pek farkı yok. Kabaraya varından söylemiyorum. Domates kaşası yapıyor mu buranın adamları? Tabii, tabii var. Ben söyleyecektim şimdi de. Birçok domatesten yemek yapmak buranın halkı bilmez. Domatesten? Domates yemek yapmak biz ona kaşa deriz bilmem. Domates kaşası. Nasıl bir şey bu? Domatesten yaparız. Unla. Bunlar bu şeyler yaparlar. Seninle konuşturacağım. Sonra sosa benziyor sosa. Sonra ne diyeyim? Bak şimdi Cafer Aga. Biberi doğrayıp da çökelerken yumurtayla karıştırıp da buranın halkı bilmez. Hep biz de öğrendi sonra. Çıldır var. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Sağ olsun. Sen nasılsın? Eski öğrencilerden galiba. Aynen. Domates kaşası. Çılbır var. Çılbır. Çılbır da yumurtayı şeyde böyle kaynağı suda şeyde böyle. Ha o biliniyor şimdi. Bir de biraz önce dedin biberi taze biber mi? Biberi acı tatlı fark etmez. Biber doğrayıp çökelek ya da yumurta kırıp içine öyle o şekilde buradan halkı bilmez değil. Birçok evet, evet. Biz de öğrendik. Çökelekli biber. Sabah kahvaltılarında yiyor. Bekir Fethenişten hatta onu hep yer hala. Ha, onu uzun bilmiyordu o da. Şimdi Cafer Aga. Hepsi sever onu. Şu ana kadarki bütün görüşmalar kayıt altında alındı. Bunu da biliyorsunuz. Bu konuşmalarda çıkarmam istediğiniz, kullanmama istemediğiniz bir yer var mı? Var. Bir tane var. Yeter mi küfür et? Benden aşağı o sayılmaz ya. O bir seferde sayılmaz. Şeyken ben onların söyledikleri ben ona küfür etmedim. Hayır şey değil. Biz küfür yediğimizde hayır. Ondan anlattım. Hayır. Şu anda bu görüşmede aşağı yukarı yaklaşık 40 dakikadır görüşüyoruz. Bu görüşmede ya hocam şu bölümü sil dediğin bölüm var mı? Bana göre yok. Peki. Çünkü ben neyse tabiatın gününü yaşadığım gün ya hakikaten aklıma gelen koydum. Başka bir kimseye bir garaz şimdi, olarak değil. Hayır bu kayıtlar bir makalede araştırmada kullanılacak hocam tarafından da ondan. Cafer Aga çok teşekkür ediyorum. Evet.